Cetro Petit. Neyse. Merci, monsieur. Muzaffer. Şu koca şeye bak. İşte bu Eyfel Kulesi. Paris'in simgesidir. Bizim Adana'daki kuleye hiç benzemiyor. O bunun yanında soğan cücüğü gibi kalır vallahi. Eyfel Kulesi demirdendir. Fransızlar bunu ihtilalin 100. yılında yapmışlar. Kutlamak için. İhtilal nedir? Halklar kimi zaman yönetiminden hoşnut olmadıkları yöneticileri silah zoruyla değiştirirler. Fransız ihtilali bu manada bütün milletlere örnek olmuş. Hı. Bizim kuleyi de Fransız ihtilalini kutlamak için mi dikmişler? Yok. O sadece zamanı göstermek için. Zaman demişken hadi çene çalmaktan vazgeçelim de sana Paris'i göstereyim ha? Tamam. Ama önce üzerimi değişmem lazım. Yok. Üstündekiler gayet hoş. Olmaz. Yolda gelirken kirlendiler. Fransızlara ayıp olmasa şimdi. Ah Şanzelize. Behiye ne çok severdi burayı. Şarabı beğenmedin mi? Biraz ekşi. Şarabın memleketi burası. Fransızlar duyarsa çok bozulacaklar. Sevmiyorum şarabı, ne yapayım? Hani viski içecektik şeyin kabaresinde? Cimiyiz. Akşama gideriz. Alışveriş de yapacaktık daha. Alışverişe kadar sana göstermek istediğim o kadar çok yer var ki. Mesela? Mesela... Notre Dame Katedrali. Ama öyle yerlerden hoşlanmam diyorsan eğer... ...sen Nehri'nin kenarında bir heyle gittiğimiz bir yer... Resepsiyondan Adana'yı aramaya çalıştım ama bağlayamadılar bir türlü. Neyse, çıkarken deneriz. Niye hazırlanmadın sen? Jimmy's'e geç kalacağız. Gitmiyorum Jimmy'ye, Mimi'ye ben. Neden? Neden mi? Bir de neden diye soruyor musun? Behiye'nin adını duymak niçin seni bu kadar sinirlendiriyor ki? Behiye'nin adını duymak değil. Peki neden? Sürekli Behiye ile karşılaştırmaktan bıktım, usandım. Evlenince unutursun, geçer dedim ama hayır. Attığım her adımda eski karını çıkartıyorsun karşıma. Bana bunu yapma Muzaffer, Allah aşkına yapma. Bunu isteyerek mi yaptığımı sanıyorsun? Behiye'yle yaşadığım onca yılı bir anda unutmamanızı beklersin. Kolay mı sanıyorsun? Sen birini çok sevip... ...göz göre göre... ...elinden kayıp gitmesini seyrettin mi hiç? Hayır. Ama şimdi elimde olanın kayıp gitmesine izin vermeyeceğim. Yarın hemen memlekete dönmek istiyorum ben. Alo?
Paris mi? Evet, bekliyorum. Alo abi. İyiyiz, evet. Her şey yolunda, merak etme. Sen nasılsın? Nasıl geçiyor balayı? Dönüyor musunuz? Bu kadar çabuk mu? Tamam. Tamam, peki. Kendine iyi bak. Güle güle. Orient Express'e bilet aldım. Yarın İstanbul'da oluruz. Oradan da... Böyle susup somurtmak zorunda mısın? Ne yapmamı bekliyorsun? Daha anlayışlı olmanı bekliyorum. Öyle mi? Ne yapsaydım? Sen Beyye'den bahsedince aman ne güzel, hep beraber yiyip içip eğlenelim mi deseydim? Bak işte hep böyle davranıyorsun. Ne zaman Behiye'den konu açılsa hep mübalağa ediyorsun. Sen mi ben mi? Yapma Allah aşkına Muzaffer. Madem eski karını bu kadar seviyordun, niye evlendin benimle? Evlendim çünkü... sana aşık oldum. Bu aşkın karşılıklı olduğunu... beni değiştireceğini umdum. Ama görüyorum ki yanılmışım. Hoş geldin beyim. Hoş bulduk. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Kemal niye bizi almaya gelmedi Yasin'e? Halide söylemedi mi yoksa? Vallahi bilmem ki şey... Kemal Halide Hanım'la sinemaya gitti Muzaffer Bey. Sinemaya mı gitti? Abi. Hoş geldin. Asıl sen hoş geldin hemşire. Bakıyorum ben yokken yeni huylar edinmişsin. Ne gibi? Böyle sinemaya gitmeler, akşam vakti gelmeler filan. Şey... hem sen nereden öğrendin benim sinemaya gittiğimi? Benim her yerde kulağım vardır hemşire. Böyle neşeli haline bakılırsa bayağı eğlenmişsiniz Kemal'de ha? Aşk olsun abi. 40 yılın başında biraz olsun benim de eğlenme hakkım yok mu? Kemal bize göz kulak olmak için gelmişti sadece. Yanımızda Neriman da vardı ayrıca. Tamam canım. Bir şey demedik zaten. Neyse. Hadi bakalım. Alın valizleri yukarı. Anne. Döndük anacığım. Döndük. Niye böyle çarçabuk döndünüz? Yoksa kavga falan mı ettiniz Muzaffer Bey'le ne? Yok anneciğim, ne kavgası? Ben sıkıldım o gevur ellerde. Seni özledim, döndüm. Ah kızım. Ay. Gülizar, getir koy şunu şöyle. Bak sana ne aldım. Bakalım beğenecek misin? Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.